Türkiye'ye sığınan Suriyeliler polis mi oluyor? Gündeme bomba gibi düşen bu soru Oda TV'nin haberiyle ortaya çıktı. Oda TV güvenlik uzmanı Feramuz Erdin, Erdoğan hükümetinin mülteci politikasını bir ileri noktaya taşıma hazırlığında olduğunu, emniyette üniformalı Suriyeli polis hazırlığının başladığını yazdı. Türkiye'de 24 Şubat 2022 tarihi itibarıyla toplam Suriyeli göçmen sayısı 3 milyon 746 kişi oldu. Bunlardan 84 bini çocuk olmak üzere 193 bin Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verildi. Suriyelileri topluma kazandırma amacını taşıyor Süleyman Soylu. Hem üretim hayatına, eğitim hayatına katılmalarını görüyoruz ki birkaç olayın dışında çok büyük bir toplumsal kırılmanın yaşanmadığı, büyük toplumsal olayların olmadığı bir durum var dedi Soylu. Suriyelilerin suç istatistiklerini de paylaşan Soylu, 2021'de Türkiye'deki Suriyelilerin kendi nüfusları içinde suça karışma oranının %1.3 olduğunu söyledi. Bu oran Türk vatandaşları arasında %2.1 olarak kaydedildi. Soylu, 3 milyon 700 bin Suriyeliden 2020'de 37.418, 2021'de 50.231'inin suça karıştığını açıkladı. İktidara göre Suriyelilerin çoğu hala tam olarak Türkçe bilmiyor ve bu durum emniyet birimleri açısından güçlüklere sebep oluyor. Oda TV'ye göre işte iddia edilen o güçlüklerin aşılması için emniyet teşkilatına Suriyeli polisler alınabilir. Hükümetin kendi içinde bir mantığı olan ancak normalde akla mantığa uymayan mülteci politikasının bir sonraki aşamasının özellikle Suriye kökenli vatandaşlık sahiplerini polis yapmak olacağı artık açıkça beklenebilir. Burada hedeflenen sayının ne olduğu çok önemli ama bu sayı maalesef henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Muhtemelen kültür ve lisan uyumunu sağlamak mazereti adı altında Suriyeli polis alımına çok yakında başlanacaktır. Oda TV güvenlik uzmanı Feramuz Erdin, iktidarın yasal zemini çoktan hazırladığını yazdı. Hazır Emniyet Hizmetleri Sınıfı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinden birinci derece yakınların soruşturulması maddesi de kaldırılmışken, Emniyet tarafından gelecek böyle bir adım bizi hiç şaşırtmamalı. Eğer Erdin'in yani Oda TV'nin aldığı kulis doğru çıkarsa en fazla Suriyeli polisin İstanbul'da olması bekleniyor. Çünkü Suriyeli nüfusun en kalabalık olduğu yer 535 bin mülteci ile İstanbul. Ardından 461 bin kişiyle Gaziantep ve 433 bin Suriyeli sığınmacıyla Hatay geliyor. Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve hatta Ankara'da da Suriyeli polisler görülebilir Oda TV'ye göre. Erden'in Suriyeliler polis olacak iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Destekleyen de var eleştiren de. Destekleyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes polis olma hakkına sahip diyor. Karşı çıkanlarsa kendi ülkesini korumayıp kaçanlardan polis olmaz diyor. Geniş yankı bulan iddialara henüz resmi bir açıklama yalanlama gelmedi. Şimdi gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.